Daha önce size bu sene çıkan tüm Galaxy A serisi akıllı telefonları inceleme fırsatını bulmuştum. Ve orada ön inceleme videosunda sizlere bahsettiğim bir akıllı telefon vardı. Galaxy A24. Ülkemizde ne zaman satışa çıkacağı belli değil demiştim. İşte o akıllı telefon ülkemizde satışa çıktı ve şu anda da önümde duruyor. Piyasada 8000 ila 8500 TL bandından bu cihazı satın alabiliyorsunuz. Gelin hep birlikte bakalım bu akıllı telefon bizlere neler sunuyor. Bu akıllı telefon da aynı diğer Galaxy A serisinin yeni üyelerinde olduğu gibi Galaxy S serisinin esintileriyle bizlerle buluşuyor arkadaşlar. Açıkçası cihazı elinize alır almaz biraz kaliteye böyle hissedeceğinizi de sizlerle paylaşabilirim. Ancak telefonun çerçevesi plastik, arkadaki bulunan malzeme plastik ve ön tarafta da kullanılan bir cam malzemeyle bu telefon kaplanmış durumda. Aynı Galaxy A34'te ve A54'te olduğu gibi bu cihazda da IP67 özelliği var demek isterdim. Ancak bu cihazda bir IP67 özelliği yani suya ve toza karşı dayanıklılık bulunmuyor arkadaşlar. Zaten segment olarak 34 ve 54'ün segmenti 24 ve 14'e göre çok daha üst düzey diyebilirim sizlere. Ancak şunu ekleyebilirim burada. Bu akıllı telefonun açıkçası önünü çevirip böyle bir bakana kadar çok da böyle Galaxy A24 ya da bu fiyat seviyesinde bir cihazmış gibi düşünmeyebilirsiniz. Onun da özellikle altını çizmek lazım. Çünkü telefon genel anlamda kaliteli ve premium bir hissiyatı sizlerle buluşturmayı başarıyor. Galaxy A24'ün kutu içeriğine ne yazık ki değinemeyeceğim arkadaşlar. Çünkü cihaz bana sadece bu şekilde geldi. Samsung Türkiye tarafından test etmem için bana sadece akıllı telefon gönderildi. Dolayısıyla cihazın kutu içeriğiyle alakalı bir net bilgiye sahip değilim. Ancak kendim baktım, birazcık kurcaladım interneti. Şunu bulabildim. Galaxy A24'ün içerisinden de sadece akıllı telefon ve data kablosu çıkıyor. Onun dışında bir aksesuar ya da bir aparat çıkmıyor arkadaşlar. Bunu da sizlerle paylaştıktan sonra ekrana doğru isterseniz devam edeyim. Şimdi bu akıllı telefonda bence Samsung tam olarak işte ben Samsung'um dediği bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor açıkçası. Çünkü bu fiyat seviyesinde birçok markada görmediğimiz ve yeni çıkan cihazlarda da yine bu fiyat seviyesinde çok karşılaşmadığımız bir ekran paneli özelliğiyle bu cihaz bizlerle buluşuyor. 6.5 inçlik bir ekran paneline sahip Galaxy A24'te arkadaşlar 90 Hz'lik bir panel görev yapıyor ve bu panelin yapısı işte Samsung'un ben Samsung'um dediği yerde tam olarak burası arkadaşlar Super AMOLED. Dolayısıyla bu fiyat seviyesinde bir Super AMOLED panel görmediğimiz için ve hani bu renkte, bu canlılıkta ve bu netlikte bir ekran panelini görmekte bir tık zorlandığımız için hem de aynı zamanda 90 Hz'likte bir yenileme hızını da bünyesinde bulundurmasından ötürü açıkçası genel ekran deneyimi anlamında sizlerin de çok hoşuna gideceğini düşünüyorum. Galaxy A24'ün sizi üzmeyeceğini düşünüyorum. Tabii şöyle bir şey var. Bu akıllı telefondaki ekran çerçevelerini de eleştirmeden geçmek istemedim. Bir tık daha özenli bir ekran çerçevesini ben açıkçası bu akıllı telefonla beklerdim ve isterdim. Ancak ne yazık ki bir tık daha özensiz bir ekran çerçevesi bu akıllı telefonda bulunuyor arkadaşlar. Yani biraz daha güzel olabilirdi, biraz daha özenilebilirdi diye düşünmekteyim. Ancak yine de gün sonunda bu akıllı telefonun çerçeve tasarımı dışında ekranda beni çok da rahatsız eden bir şeyle karşılaşmadım. Zaten sizlerin de yorumlarını aşağıda oldukça merak ediyorum. Hazır sizlerin yorumlarından bahsetmişken sizler de kanalıma abone olup diğer sosyal medya hesaplarımı takip ederseniz ve bu videoyu beğenip bir yorum bırakırsanız beni sonsuz mutlu edersiniz sevgili arkadaşlar. Gelelim işin performans tarafına, çünkü bu akıllı telefonla performans anlamında, daha doğrusu işlemci anlamında çok tanıdık ve bilindik bir işlemci modeli bizlerle buluşuyor arkadaşlar. Cihazda MediaTek'in Helio G99 işlemci modeli kullanılmış durumda. Şimdi bu işlemciyi daha önce fazlasıyla test etme ve kullanma fırsatım olmuştu. İşlemci 6 nanometrelik bir üretim süreciyle üretiliyor. Düşük bir pil tüketimi verimliliği bizlerle buluşturmayı hedefliyor. Ancak gün sonunda bunu işte bizlerle buluşturabiliyor mu, buluşturamıyor mu çok muallakta kalıyor. Çok net değil. Ancak şu net, sorunsuz ve sıkıntısız bir işlemci. Segmenti belli bir işlemci. Dolayısıyla bundan bir amiral gemisi performansı beklememek lazım. Onu da sizlerle paylaşayım. Şimdi gidip de çok iyi, süper, harika demenin bir anlamı yok. Cihazın segmenti belli. İşlemcinin segmenti belli. Dolayısıyla kalkıp da bu cihazdan bir S serisi performansı zaten beklerseniz baştan ayak kırıklığına uğrarsınız. Baştan üzülürsünüz arkadaşlar. Bu akıllı telefondaki işlemcinin segmenti oldukça ortada, böyle hani girişin üstü orta
düzey diyebileceğim, böyle tam orta düzey de değil, girişin bir tık üstüne yakın, böyle aralarda kalmış bir işlemci performansı var cihazda genel anlamda. Ve tabii işin RAM tarafı, depolama tarafı da sizler için oldukça önemli. Benim için de oldukça önemli sizlere anlatmak açısından. Şimdi cihazda bana gelen model 4 GB'lık bir fiziki RAM'e ve aynı zamanda 4 GB'lık da bir sanal RAM'e sahip. Ancak piyasada sizlerin satın alacağı cihazlarda 6 GB'lık bir RAM olan modeli de bulmanız mümkün oluyor. Bendeki cihaz aslında fiziki olarak 4 GB RAM'e sahipken, sizlerin satın alacağı, yani gerçekten mağazadan satın alabileceğiniz cihazlarda 6 GB'lık bir RAM var. Bunu sizlerle paylaşmak istedim çünkü benim testini yaptığım cihazdaki RAM miktarı 4 GB'tı. Bunlar mutlaka performans anlamında farklılık yaratır. Ben elimdeki cihazı sizlere anlatayım. Siz çok ufak daha iyi olabileceğini düşündüğünüze göre alın bence A24'ü. Çünkü sizlerin satın alacağı A24 bendeki cihazdan bir tık daha iyi teknik anlamda. Dolayısıyla daha iyi bir performansı da sizlerle buluşturması çok da olası o akıllı telefonun. Dedim sizlere, cihazda 4 GB fiziki, 4 GB sanal RAM var. 128 GB'lık bir depolama bulunuyor. Ve tabii bu 128 GB'lık depolamayı microSD kart ile yükseltmeniz mümkün. Ki burada microSD kart ile çift SIM kartı da beraber kullanabileceğinizi sizlere hatırlatayım. Bu da güzel ve atlanmamış, hoşuma da giden bir detay oldu bu akıllı telefonda. İşlemci için performansı zaten sizler gördünüz. Oyun performansını gördünüz. Geekbench skorlarını gördünüz. Dediğim gibi girişim bir tık üstü bir segmentte. Bu telefonu satın alırken segmentini iyi anlamanız, kimlere hitap ettiğini iyi anlamanız ve ona göre yönelmeniz, beklentilerinizi de ona göre ayarlamanız kafi arkadaşlar. Sizi bunlara okey verdiğiniz bir senaryoda üzmeyecek ve kesinlikle de yarı yolda bırakmayacak bir akıllı telefon olmuş diyeyim ve inceden kameralarla devam edeyim. Çünkü bu akıllı telefonda kamera anlamında gerçekten bu fiyat seviyesinde görmediğimiz ve beklemediğimiz özellikler bulunuyor. Özellikle ana kamerada 50 megapiksel çözünürlüğünde ve f1.8 diyafram aralığına sahip bir kamera tercih edilmiş. Bu kamera arkadaşlar OIS desteğinde bünyesinde bulunduruyor. Bu segmentte bunu çok bulamazsınız. O yüzden Samsung'u tebrik etmek istedim. Bu da ana kameraya iyidir, kötüdür, düşüktür, yüksektir hiç fark etmez. Bir OIS desteğinin konulmuş olması oldukça önemli bence kullanıcılar açısından ve bu cihazda da mevcut. Tabii ikinci kameramıza baktığımız zaman burada ultra geniş açılı bir kamera bizleri karşılıyor. 5 megapiksellik f2.2 diyafram aralığına sahip bu kamera 123 derecelik çekimler yapabiliyor. Samsung zaten genelde 123 derecelik böyle çekimler yapabileceğiniz bir kamera dizilimi tercih ediyor arkadaşlar ultra geniş açıda. Ki bu akıllı telefonda da yine aynısını görüyoruz. 2 megapiksellikte bir makro kameramız bu akıllı telefonda görev yapmakta arkadaşlar. Makro kameralar hakkındaki düşüncelerimi zaten hepiniz bence çok yakından ve iyi bir şekilde biliyorsunuz. Bence bu kameralar var mı? Var dediği için, yani olmasa da olur ama eğlence amaçlı var dediğimiz kameralar diyebilirim sizlere. Yani böyle anı falan biriktirebilirsiniz ama çok büyük beklentilere girmenize gerek yok 2 megapiksellik makro kameradan sevgili arkadaşlar. Kameraları yorumlayayım. Kameralar genel anlamda ışık güzel olduğunda fena işleri bizlerle buluşturmuyor arkadaşlar. Yapay zeka ile fotoğrafları işliyor bu akıllı telefon. Bazen renkler ciddi anlamda patlayabiliyor. Özellikle kırmızılar ve yeşiller için bunu sizlere söyleyebilirim. Özellikle netleme konusunda bazen yavaş kaldığı anlarda olmuyor değil. O yüzden bir fotoğraf çektiğinizde fotoğrafı çektikten sonra kaydettiği halini mutlaka bir kontrol edin diyeyim sizlere. Bunun da altını çizeyim, bu önemli. Video tarafına baktığımızda ise cihaz işlemcisi sebebiyle tabii ki 1080p 30 fps'e kadar video çekebiliyor. Bak kızdı herhalde. Olumsuz bir şeyler söyledim sanki gibi oldu böyle. Kızdı, bana ses yaptı. Videoda dediğim gibi 1080p 30 fps videolar çekebiliyor. Hani böyle kalite anlamında bu segmente yakışır diyebileceğim, bu segment için yeterli diyebileceğim bir burada video performansını bizlerle buluşturuyor. Videoyu eleştirecekler için tekrar altını çizeyim. Video performansının ya da video çözünürlüğünün böyle olmasının sebebi işlemci arkadaşlar. Onu da sizlere hatırlatmış olayım. Ve tabii buradan artık ön kamerayla devam edeyim. Ön kameramız 13 megapiksellik bir kamera arkadaşlar. Hafif geniş açılı çekimler yapabiliyorsunuz. Yine bu fiyat seviyesinde sonuçlar ortalama seviyesinde diyebilirim sizlere. Zaten sizler de tüm görselleri, tüm fotoğrafları, videoları gördünüz. Sizlerin yorumunda, yorumlar bölümünde bekliyorum bu akıllı telefonun kamerası hakkında. Ya bu videoları biraz daha interaktif yapalım arkadaşlar. Geliyorsunuz, izleyip gidiyorsunuz. Biraz daha katılımcı olun lütfen. Zaten son dönemde oldukça katılımı azalttınız. O yüzden biraz daha böyle sizlerden katılımcılık bekliyorum. Videolara katılın. Yani bu videoları sizler için hazırlıyorum. Sizlerin yorumları benim için çok önemli. İyi kötü fark etmez.
Yani konuşalım yorumlarda. Hep beraber dertleşelim. Cihazdan, başka şeylerden konuşalım. Ama ben sizin varlığınızı bir göreyim. Bir beğenin. Aşağı bir yorum bırakın. Buradayız deyin ki izleyip gittiğinizi düşünmeyeyim. Öyle olunca insan üzülüyor. O kadar emek veriyor sonuçta video hazırlarken. Gelelim işin pil kısmına. Galaxy A24'te 5000 mAh'lik bir pil var arkadaşlar. Bu pilde yani bu seviyedeki cihazlarda yani Galaxy A serisine baktığımda pil anlamında sıkıntısı olmayan cihazlar ama bu Helio G99 zorladığınızda pili içmeye çalışan bir işlemci arkadaşlar. Dolayısıyla bu cihazı zorlarsanız özellikle ekranı da iyi olduğu için ve parlaklık seviyesi vesaire de oldukça başarılı. Şimdi böyle bir ekran paneli ve bu işlemci yan yana geldiği zaman zorlanmalarda pil ömrü bayağı bir düşüyor arkadaşlar. Dolayısıyla normalde bir güne kadar gidebilecek diyebileceğim bir cihaz aslında bu. Ama bir günü göremeyebiliyorsunuz. Çok yoğun kullandığınızda. Bunun altını özellikle çizeyim. Çünkü sonra işte şöyleydi, böyleydi, işte böyle dedin, şöyle oldu falan olmasın. Cihazın pil ömrü bir günü götüremeyebiliyor yoğun kullanırsınız. Zorlarsanız götürmez arkadaşlar. Net söyleyeyim ama standart kullanacağım, sakin kullanacağım. Aynı otomobil gibi sakin kullanırsınız az yakar. Hor kullanırsanız çok yakar. Öyle söyleyeyim. Tüm cihazlarda olduğu gibi bu cihaz için de aynı şey bir tık daha fazla geçerli Helio G99 sebebiyle. Son değerlendirmeye doğru geçelim. Açıkçası ben bu akıllı telefonun fiyatı sebebiyle gayet tercih edilebilir buldum arkadaşlar. Çünkü 8.000-8.500 TL bandında bu cihazı piyasada satın alabiliyorsunuz. Samsung daha farklı bir fiyat açıklamış ama fiyatlar şu anda piyasada bir tık daha düşük gibi. Tabii bu videoyu benim çektiğim tarihlerde bu böyle. Yarın öbür gün bu akıllı telefonun fiyatı belki daha da yükselir ya da daha da ucuzlar. Umarım ucuzlar. Sizleri düşünüyorum her zamanki gibi. Umarım ucuzlar. Ama genelde yükseliyor. Geçen sene incelediğim Galaxy M23 vardı mesela. 4200 lira gibi bir şeydi fiyatı incelerken. Şu an 8000 liraya geçmiş sanırım. Yani baktım geçenlerde. Şaşırdım gerçekten. O gün için favori cihazımdı. Bugün için favori cihazım olabilecek bir cihaz bu. Neden derseniz de söyleyeyim sizlere. Ekranı bu fiyat seviyesindeki rakiplerinden bence çok ötede. Ve bir de yenileme hızı var tabii ki detay anlamında. Yani güncel şeyleri sizlerle buluşturabiliyor. Ana kamerasında fotoğraf kalitesi güzel, fena değil ve OIS desteğinin de bünyesinde bulunduruyor olması önemli. Tasarım anlamında yeni bir cihaz alıyorsunuz ama uygun fiyatlı bir cihaz alıyorsunuz. Bu cihaz sizlere güncel tasarımı da sunabiliyor aynı zamanda. Bu da önemli bir detay diye düşünmekteyim açıkçası. Tabii bence Samsung bu saydığım özelliklerle beraber bu akıllı telefon için söylüyorum bunu. Bu segmentteki, bu fiyat segmentindeki rakiplerinin önüne bir tık kendini atmış gibi geldi bana açıkçası. Sizler yorumlara yazarsınız. Düşüncem doğru mu yanlış mı? Hep birlikte karar veririz. Zaten size her zaman olduğu gibi tüm videoda artılarını, eksilerini saydım bu akıllı telefonun. Sizler de yorumlarda son düşüncelerinizi paylaşırsınız diyeyim. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.